Şunu bir düşünün. Bir otoyolda araba kullanıyorsunuz ve aniden daha önce fark etmediğiniz bir şey görüyorsunuz. Benzin deponuz neredeyse boşalmış. En yakın benzin istasyonuna gidiyorsunuz. O da ne? Sadece 87 oktan benzinleri var. Bu benzini deponuza doldurmalı mısınız yoksa doldurmamalı mısınız? Bu sayıların birbirinden farkı nedir? Hadi öğrenelim. Öncelikle benzin sahiden farklı olabilir ve her benzin her araca uygun değildir. ABD'de en çok göreceğiniz numaralar 87, 89 ve 92'dir. Ve bunlar dünyanın başka bölgelerinde değişiklik gösterebilir. Fakat en yaygın olanlar 91, 95 ve 98'dir. Sayı arttıkça yakıtın maliyeti de artar. O yüzden en ucuzunu alıp gitmek doğal gelebilir. Ama aslında iş o kadar basit değil. İşin aslı, bu sayılar yakıtın oktan oranını gösterirler. Oktan, benzinin yanma sırasında vuruntuya ne kadar dayandığını gösteren ölçüdür. Buna birazdan geri döneceğim. Öncelikle yüksek ya da düşük oktanlı yakıtın farklı motorlarda ne kadar işe yaradığını açıklamalıyım. Bunu söylemek şaşırtıcı ama eski bir arabanız varsa şanslısınız. Çünkü genellikle hangi tür benzini kullanacağınızı umursamanız gerekmez. Yüksek oktan sayısı size benzinin motorunuzda ne kadar iyi performans göstereceğini anlatır. Fakat gerçekte arabanızın kullanım kılavuzunda 87 dahil herhangi bir benzini kullanabileceğiniz yazıyorsa, seçeceğiniz benzin türlerinin pratikteki farkı cüzi olur. Yani çok az olur. Evet, bildiğinizi biliyorum. Normal koşullar altında 87 ve 92 temelde aynıdır. Depoya 92 doldurarak karbon emisyonunu çok az azaltabilir ve arabanızın birazcık da olsa daha az yakıt tükettiğini fark edebilirsiniz. Ancak hepsi o kadar. Bununla birlikte arabanızın üreticisi arabanızın sadece 89 ya da 92 ile çalıştırılması gerektiğini bilhassa belirtmişse her şey değişir. 87 çoğu eski arabaya uyan temel türde bir benzindir. 89 daha yeni arabalara uygun olan normal oktan sayısıdır ve 92 çoğunlukla seçkin ve spor arabaları çalıştırmak için gereken süper benzindir. Ne var ki bazen orta segmentteki yeni arabalar bile 92'nin altında benzinle çalışmazlar. Daha önce söylediğim gibi kullanım kılavuzu üçünden birini kullanabilirsiniz diye belirtiyorsa o zaman seçim kesinlikle sizindir. Ne siz ne de arabanız fark hissedersiniz. Fakat arabanız için belirlenen bir oktan sayısı varsa bunu dikkate alıp gerekenin altında bir oranda yakıt kullanmamanız gereklidir. İşte burada daha önce anlatmayı vaat ettiğim meseleye geliyoruz. Vuruntu. Bu terim bir arabanın deposu gerekenin altında bir oktan oranıyla doldurulduğunda çıkarttığı ses nedeniyle bu ismi almıştır. Duyulur bir vurma ya da vuruntu sesi çıkar ve bu ilk denemede ortaya çıkmayabilir. Bunun nedeni yakıtın motorda havayla karışmasıdır ve oktan sayısı çok azsa bu karışım çok erken yanmaya başlayarak motora hasar verebilir. Arabanızı çalıştırırken bu sesi hiç duydunuz mu? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Artık bunun nedenini biliyorsunuz. Her neyse, motorları turbolu emme veya turbo şarjör sayesinde çok hava aldığı için üreticiler daha yüksek oktanlı bir benzin kullanmanızı isteyebilirler. Bunun nedeni silindirlerdeki basıncı artıran daha yüksek bir sıkıştırma oranı da olabilir. Motor bu özelliklerle daha etkin bir hale gelebilir. Fakat aynı zamanda düzgün çalışabilmek için yüksek oktan oranına ihtiyaç duyar. Motorda daha fazla hava olması demek daha hızlı ateşleme anlamına gelir ve bu karışımın erken yanmasına neden olabilir. Bu durum yüksek oktanlı benzinle pek de söz konusu değildir. Ancak düşük oktanlı benzin için aynı şey söylenemez. Yani en az 89'a gereksinim duyan turbo motorlu bir arabaya 87 pompalarsanız büyük ihtimalle kontak anahtarını çevirir çevirmez o korkunç vurma sesini duyarsınız. Hangi koşulda olursa olsun yanlış yakıtın neden olduğu hasar anlık değildir. Herhangi bir sorunla karşılaşmadan önce muhtemelen arabanızı gayet düzgün bir şekilde kullanırsınız. Daha da önemlisi günümüzdeki çoğu araçta vuruntu etkisini yumuşatan bir koruma sistemi vardır. Bu sistem aracın düşük oktanlı yakıt yüzünden çok fazla hasar almasını önler. Yani bu videonun başındaki ilk soruya cevap verecek olursak, evet, bir otoyolda sıkışıp kalırsanız ve tek yakıt 87 ise onu deponuza güvenle doldurabilirsiniz. Ancak ben yine de bunu sürekli yapmamanızı öneririm. Uzun vadede motorun onarım maliyeti yakıttan tasarruf ettiğiniz miktardan daha ağır olacaktır. Ek olarak oktan oranı ne kadar yüksek olursa benzin de o kadar temiz olur. Böylece hem arabanızın durumunun iyi olmasını sağlar hem de emisyonu düşürür. Keşke ben de emisyonumu düşürebilseydim. 87 ile çalışan arabalarda bir fark olmuyorsa neden yüksek oktanlı benzin daha pahalı diye sorabilirsiniz. Bunun gayet sıradan bir nedeni var. Para.
Yüksek oktan oranına oktanı artıran içerikler katarak ulaşılır ve bunlar pahalıdır. Ne kadar fazla eklerlerse maliyeti o kadar yüksek olur. Yani basit bir mantık, öyle değil mi? Dolayısıyla pahalı bir araba satın almak, servis ve tamir masraflarıyla dolu uzun bir yola atılan ilk adımdır. Bununla birlikte bir süre önce piyasaya yeni bir tür benzin daha girdi ve bu benzinin ayrı bir etiketi vardı. E10 veya E15. Buradaki E harfi etanol anlamına gelirken sayı yakıttaki etanol yüzdesini gösterir. Yani yakıtta %10 ya da %15 etanol var demektir. ABD'de satılan çoğu benzinde %10'a kadar etanol vardır ve araba üreticileri bu benzinin araçlarındaki kullanımını onayladılar. E15'e geldiğimizde ise durum biraz daha karmaşıklaşıyor. Ama yine de birçok otomobil üreticisi arabalarını bu tip benzine de uyacak şekilde tasarlıyor. Son olarak bir de E85 ya da esnek yakıt var. Bu yakıt türü ise %51 ila %83 oranında etanol içerir ve sadece birkaç araba üreticisi araçlarında bu benzinin kullanımını onaylamıştır. Temelde etanol, benzindeki en etkili katkı maddelerinden biridir. Yüksek oktan oranına sahiptir. Yaklaşık 109'dur. Çevre için çok daha güvenlidir, yenilenebilir ve petrole olan bağımlılığı azaltır. Etanol, şeker kamışı ya da mısır gibi bitkilerden yapılır ve üretiminin kolaylığı maliyetinin oldukça düşük olmasını sağlar. O halde neden etanolle çalışan araçlara geçmiyoruz? Keşke o kadar basit olabilseydi. Her şeyden önce etanol saf benzine kıyasla 3'te 1 daha az etkilidir. Bu demektir ki bir araba %100 benzinle 3 saat gidebiliyorsa, %100 etanol ancak 2 saatlik bir sürüşe yeterli olur. Şimdi bu hesabı günlere vurun, farkın ne kadar ciddi olduğunu görürsünüz. İkincisi, sadece en yeni model arabalar E85'in kullanımına uygundur. Yani bütün üreticilerin böylesine bir yakıta uyum sağlamaları kolay değildir. Üçüncüsü, etanol bazlı yakıt satan çok az benzin istasyonu vardır. Bu arada elektrik enerjisiyle çalışan arabalar gibi diğer araç türlerini de unutmayalım. Çevre kirliliği konusunda onlar etanolle çalışan araçlara göre çok daha etkilidir. Elektrikli arabalar hem benzini hem de etanolü piyasadan silip yerlerini tamamen doldurabilir. Pekala, oktan oranı ve etanol bazlı yakıt konularından bahsettik. Fakat içimden bir his bir şeyi unuttuğumuzu söylüyor. Evet, dizel motorlar. Bu motorların nesi var? İşin aslı hiçbir şeyi yok. Onlar çalışma biçimleri açısından benzinli motorlardan tamamen farklıdır. Peki, benzinli arabanıza yanlışlıkla ya da her nedense bilerek dizel yakıt doldurursanız ne olur? Başlangıçta hiçbir sorun yokmuş gibi aracınızı kullanabilirsiniz. Bunun nedeni motorun deponuzda kalan benzini kullanmasıdır. Ancak o birkaç damla benzin harcanır harcanmaz arabanız durur. Bunun olmasının nedeni ise dizel ve benzinin farklı yanma yollarına sahip olmasıdır. Benzinde işe yarayan şey dizelde yaramaz ve tam tersi de geçerlidir. Deponuzda dizel varken hareket edemezsiniz ve dolayısıyla depoyu boşalttırmak için arabanızı servis istasyonuna çektirmeniz gerekir. Yine de endişelenmeyin, motor çalışmadığı için arabanızın iç aksamlarının zarar görmesi çok olası değildir. Fakat motoru boşaltmanın işe yaramaması durumunda kendinizi motoru çıkartmaları, kurutmaları ve yeniden takmaları için yüklü bir meblağ ödemeye hazırlayın. Ancak tersi meydana gelirse, yani dizel deposuna benzin koyarsanız işler çok daha kötüleşiyor. Bildiğiniz gibi dizel sadece bir yakıt değildir. O aynı zamanda bir yağdır. Ancak aynı şey benzin için geçerli değildir. Benzinle çalışan bir araba dizel yakıtı yakamasa da dizel olanlar aslında benzini yakabilirler. Fakat bunun duruma bir faydası yoktur. Yanma işleminin akabinde benzin çok çabuk patlayarak size daha önce anlattığım o vuruntuyu yaratır ve arabanın iç aksamına hasar verir. Yakıt enjektörü pompasını da yağsız bırakır. Bu da onun hızlı bir şekilde bozulmasına neden olur. Neticede böyle bir hata yaparsanız arabanızın bazı parçalarını değiştirmeye kendinizi hazırlayın. Bu yüzden unutmayın, aracınıza yakıt alırken size farklı seçenekler sunuluyorsa kendinizle gurur duyarak söyleyebilirsiniz: dizel olması yeterli. Doldurun lütfen. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Burada beğeneceğinizi düşündüğüm birçok video var. Sol ya da sağ videoyu seçip keyifle seyredebilirsiniz. Hayata olumlu bakın.